bir ıssız adaydı gönlüm. Ben geceyken sen gündüzdün. Işığın vurdu yüzüme sanki ölümlerden döndüm. Çok uzun süredir bu albümü hazırlıyoruz, tamamlamaya çalışıyoruz. Issız Ada şarkısı da çok yeni bir çalışmamız değil. Yaklaşık bir iki sene kadar önce bestelenmiş bir çalışma. Daha doğrusu sözü önce yazıldı. O sene tatile gittiğimizde üstüne müzik yaptık ve tamamladık. En son 99 yılında Eda ile düet albümü yapmıştık. Aradan 11 sene geçti bu ikinci düet albümümüz. Arada tabii solo çalışmalar yaptık. Bazı şarkıları ikimiz birden beraber söylediğimiz zaman çok daha keyifli netice çıkıyor ortaya. Öyle olduğu zaman da ya günün birinde bu şarkıyı beraber düet söyleriz diye bir düşünce oluşuyor zaten ikimizde de. Bu albümdeki şarkılar öyle şarkılardan oluşmuş durumda. Hakikaten ikimizin sesine yakışan, birlikte söylediğimiz zaman daha performansı yukarıya çıkaran şarkılar. O yüzden de yaklaşık 2 senedir, 3 senedir bu hazırlık vardı. Eda Metin Üzülkü albümünde çalışmaktan onur ve gurur duydum bir kere. Öncelikle onu söyleyeyim. Çok başarılı bir albüm oldu. 4 şarkımız var. 3 slow, 1 tane hareketli. Bir de remiximiz var. Yani 4+1 diyebiliriz. Biz buna mini albüm diyoruz. Hani pek single gibi değil. 4 şarkının da sözü müziği bize aittir. Özel, kendi bestelerimiz, kendi sözlerimiz de her zaman olduğu gibi. Acımı kalbime gömüp gideceğim. Seni zararıma yazıp sileceğim. Ölsen bile mesetmeyeceğim. Seni unutana kadar. Yaklaşık işte 6-7 ay stüdyo aşaması sürdü. Önce işte düzenlendi parçası. Daha sonra çok değerli müzisyen arkadaşlarım sağ olsunlar. Onların katkılarıyla tabii yaptığınız iş biraz daha da yukarıya çıkıyor. Çok günlük şarkılar yapmayı planlamadığımız için ustaların katkısı bizim şarkılarda çok önemli. İnsanın kendi şarkısını yazıp söylemesi aslında bir avantaj. Ama bazen de tabii yorucu ve böyle gergin bir halde dönüşebiliyor. Bazen tıkandığınız zamanlar oluyor. Bir de biz işte Metin'le birlikte çalıştığımız için o gerginlikleri daha fazla yaşıyoruz açıkçası. Bizim çok severek söylediğimiz ve ben mesela albümleri yaptıktan sonra kendi albümlerimizi çok fazla dinleyemiyorum. Çünkü albüm süreci içerisinde 6 ay, 7 ay, 1 sene bazen o şarkılarla boğuşuyorsunuz. Ondan sonra bittikten sonra da artık bir bıkkınlık geliyor o şarkılardan. Fakat 2-3 hafta oldu piyasaya çıkalı. Hala her gün arabada dinlediğim zaman rahatsız olmuyorum yani kendi sesimden. Gayet zevkle dinleyebildim. Çok hoş bir albüm oldu. Kim olursan ol, adını anmam. Yanılır mıyım bir daha sanmam. Seviyordum anlamadın ama. Deli miyim neyim, boşuna yanmam. Ben biraz uzaklaştım. İşte çocuklar oldu. Çocuklardan sonra ben bir çalışma yapmadım. En son 2002 yılında bir solo albüm yaptım. Sonra Metin'in bir solo çalışması oldu. Ben çocuklara bakarken Metin devam etti çalışmalarına. Gerçi ben de devam ettim. Müzikten kopmadım. Müzik öğretmenliğim devam etti. Ama tabii insanlar beni pek ekranlarda göremedi ya da yeni bir şarkıyla göremediler. Biraz çocuklar yüzünden, biraz kendi tercihim böyle bir ara oldu. Şimdi bu albüm çıktıktan sonra şöyle bir baktık Eda'yla. İnsanlarla albümü paylaştıktan sonra çok farklı bir enerji geldi bize. Ve unutmuşuz yani bu keyfi. Aradan çünkü en son ben 2005'te yapmıştım kendi solo albümünü. Bu keyfi unutmuşuz. Eda'nın daha da uzun bir süre oldu. O yüzden şimdi artık bu tadı aldık ya, istiyoruz ki şu andaki düşüncemiz 6 ay sonra yine bir 4 şarkılık bir maxi single veya mini albüm diyebilirim. Böyle bir albüm hazırlayalım. Aradan bir 7-8 ay sonra bir daha, çünkü biz devamlı üretiyoruz aslında, devamlı şarkılar çıkıyor, devamlı şarkılar çıkıyor ve bunları paylaşmak gerekir. Stüdyo aşamaları her albümde olduğu gibi çok fazla zaman alan şeyler ve çok titiz bir çalışmayla yaptık. Metin Özülkü çok titiz bir insandır tabii bu konuda. Her yaptığın son şarkı senin için en iyi şarkı oluyor ama bu o şarkının hakikaten en iyi şarkı olduğu anlamına gelmiyor ama senin, bizim için öyle oluyor. Çünkü bizden çıktığı için en yenisi her zaman için en güzeli. Ama şu anda ilk çıkış şarkımız Issız Ada hakikaten favori şarkımız. Onun dışında Beyaz Güvercin var. Mesela kimi görsek
bu şarkıya muhakkak klip çekmelisiniz diyor. Yine Seni Unutana Kadar diye bir şarkımız var. O da romantik bir şarkı. Belki onda farklı bir versiyon yapıp. Yani zaman zaman hepsi en beğendiğiniz şarkılar olacak. Anlamadın mı beni yar, anlamadın mı? Unutulmaz ne varsa unutmadın mı? Sana ellerimden bir beyaz güvercin gönderdim, anlamını kavramadın mı? Görsel olaylarda çok fazla ilgilenmiyor. Yani işte albüm kapağı, klipteki, yani kliple ilgileniyor da biraz daha az. Müziğe göre tabii, o müzik adamı olduğu için tamamen A'dan Z'ye, işte bestenin sözünden müziğine kadar, işte stüdyoya girdikten sonra aranjmanına kadar, mixajına kadar her şey, yani o bölümü ona ilgilendiriyor. Gerisi biraz topu bana atmış durumda. Ben de yani hani kadın halimle o işlerden hoşlanıyorum, ne yalan söyleyeyim. Ben de o tarafını götürüyorum. Böyle bir ortaklık yürütüyoruz. Issız Ada aslında 2-3 yıl önce bestelenmiş bir şarkı. Eda ile birlikte yaptığımız bir şarkı. Daha doğrusu Eda'nın ilk önce başlattığı bestesini yaparken, daha sonra benim katkılarımın olduğu bir şarkı. Bunu İstanbul'da başladı bu şarkının bestelenmesi. Bodrum'da bitti. Yaklaşık 2 yaz önce veya 3 yaz önce Bodrum'da tatil yaparken parçayı tamamlama fırsatı bulduk. Bizim için özel ve anlamlı bir şarkı. Klibi Issız Ada'ya çektik. Çünkü zaten o şarkıdan yola çıkmıştı bu albüm. Birkaç böyle düşünce vardı aklımızda. İşte dışarıda mı çekelim, içeride mi çekelim? Kemal Başbu çekti klibimizi. Kemal'le çok uzun yıllardır zaten birlikte çalışıyoruz. Birbirimizi çok iyi tanıyoruz. O fikirlerini söyledi, biz fikirlerimizi söyledik. Bizim aslında daha çok dışarıya biraz yönelikti. Hani klasik böyle yaz geldi, hani herkes açıldı saçıldı. Biz de hani böyle kırda bahçede falan. O da dedi ki yani siz şarkınızı söyleyin. Hani ben de çeksem böyle stüdyoda. Daha sade bir şey yapsak falan. Deyince gerçekten dedik, niye böyle bir şey yapmıyoruz? O zaman dedik tamam Kemal, stüdyoya girelim. Süper, işte Metin gitarını çalsın. Beraber de şarkıyı söyleyelim. Böylece stüdyoya girdik ve Kemal çok şahane bir klip çekti. Bir ıssız adaydı gönlüm, ay gibiydin bir ben gördüm. Işığın vurdu yüzüme, sanki ölümlerden döndüm. Elime gitarımı aldım. Yanımda Eda birlikte. Eda için de aynı şey geçer tabii. Arkada da orkestramız. Böyle bir performans klibi çekmek ama güzel görüntüler, güzel resimler yakalamak düşüncesiyle bu klibi çektik ve montajdan sonra da iyi ki böyle bir şey yapmışız diye düşünüyoruz. Çünkü hakikaten çok güzel resimler çıktı bize göre ve seyredenler de aynı yorumu yapıyorlar. Bana göre mükemmel bir albüm. Yani Eda Metin Özülkü olarak değerlendirirsek yerleşmiş olan, insanların kafasında yerleşmiş olan Eda Metin Özülkü tekrar canlanmış. Yani insanların zaten sevdiği kişilik bunlar. Tekrar bu şekilde bir albümle geldikleri için ben mutluyum. Yani en azından ben seviyorum albümü, parçalarını. Metin'le eş olarak çalışmasaydım ben daha mutlu olurdum. Çünkü bana çok sinirleniyor. Çünkü ben de çok fazla naz yapıyorum. Hani yani oldu olmadı. Bir stüdyoya giriyoruz mesela bir şarkı. Ben artık incik cincik böyle tüm detaylarına kadar mükemmel olsun istiyorum. Her şey içime sinsin istiyorum son noktaya kadar. Onun da tabii sabrı bir yere kadar dayanıyor bana. Bazen böyle sürtüştüğümüz oluyor. Nazımı çekmek zorunda kalıyor. Stüdyoda herhalde 120-130 ayrı sanatçıyla çalışmışımdır. Bunların çoğu 10 şarkılık albümlerdir. Bir kısmı 7-8 albümdür. Mesela Sinan Özen gibi, Hakan Peker gibi. Fakat içlerinde en zor çalıştığım hakikaten Eda oluyor. Bizim sosyal pozisyonumuzdan da kaynaklanan bir şey. Karı koca olmamız işi zorlaştırıyor. Ve de şöyle bir şey var, yani biz evde son derece uyumluyuz. Fakat çalışırken işi evde bırakıyoruz. Ve iş yerine geliyoruz. Yani bayağı ciddi bir iş ilişkisi içerisine giriyoruz. Ama tabii ki ne kadar işi evde bıraksanız da aranızdaki özel bağlantı o sırada işe yansıyor. Bu sefer de gerginlik oluyor. O yüzden de yani Eda'ya ben bir müzik direktörü olarak çalışırken çok zor söz geçiriyorum. İkinci klibi düşünüyoruz. Çok da ara vermeyi düşünmüyoruz. Herhalde Ağustos ayları, Ağustos yani ayının böyle sonuna doğru herhalde çekmiş oluruz. Beyaz güvercin üzerinde yoğunlaşıyoruz. Böyle etraftan gelen istekler de biraz o yönde. Biraz değil, ağırlıklı olarak o yönde. Galiba beyaz güvercine çekeceğiz. Yine romantik çekeceğiz. Biliyorum ben yine
hissetmeyeceğim seni unutana kadar. Fotoğraflar da çok hoş oldu gerçekten, albüm fotoğrafları. Zeynel Abidin Ağgül çekti. Onunla da uzun yıllardır çalışıyoruz. Mesela kapak resmini bir film afişinde görmüştüm böyle. Kafamda böyle bir resim kalmıştı. Yani hani kadın önde böyle, erkek biraz daha arkada, böyle silüet, böyle öyle bir resim vardı kafamda. Metin'e söyledim, onun da çok hoşuna gitti. Zeynel'e söyledim, tamam dedi, süper, öyle bir şey yapalım. Gerçekten de hoş oldu. Estetik açıdan fikirlerimi söylerim sadece. Yoksa hani çok fazla, yani şu mu olsun bu mu olsun, orada Eda'nın beğenilerine çok güveniyorum. Yani ben kendi kıyafetim konusunda da ne giyeceğime kendim karar vermiyorum zaten. O yüzden belki de mutluluğumuzun ve birlikteliğimizin başarısının sırrı burada da yatıyor olabilir. Eda'ya çok güveniyorum o anlamda. Kim olursan ol, adını anmam. Beni yordun ah, bunu unutmam. Seviyordum anlamadın amma. Deli miyim neyim, boşuna yanmam. Öncelikle Metin'e teşekkür ediyorum. Gerçekten o... bana hadi 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 demese ben zorlanırdım. Çünkü gerçekten oğlanlarla ilgilenmek ve diğer işleri yürütmek biraz zor oluyor açıkçası. Öncelikle ona teşekkür ediyorum. Daha sonra albümde emeği geçen diğer yine uzun yıllardır çalıştığımız bütün müzisyen arkadaşlara teşekkür etmek istiyorum. Yine harikalar yarattılar. Çok güzel seslendirdiler şarkılarımızı. Onlarsız hiçbir şey olmuyor zaten. Bu albümle ilgili albüme destek veren bütün müzisyen dostlarıma öncelikle. Ayrıca albümde emeği geçen tüm arkadaşlarıma ve de yapımcımız sevgili Bülent Seyhan'a, klibi çeken Kemal Başbuğ'a, Genco Arı'ya, Tarık Sezer'e, Aylin Sezer'e, herkese dostluklarından ve katkılarından dolayı teşekkür ediyorum.